egedesonses.com. Sosyal doku projesi biz 2017 yılında başladık. Tabii bu devlet projelerimiz, temeli atılanlar, devam edenler, edecekler, onların hep takipçisi olacağız. Ama vatandaşımızın sosyal olarak bizim meslekte ev halkı tespit fişi dediğimiz, ev halkının kayıtlanması, ihtiyaçlarını belirlenmesi. O zaman biz bunu sağlık alanında yapıyorduk. Biz biraz daha genişlettik. Sosyal dokunun anlamı, biz 2017'de, işte bugün son gün, 2017 yaklaşık bir 100 gün içinde 5600 haneye ev ziyareti yaptık. Yani Kınık'taki %85'ine dokunmuş olduk hane olarak. Ev ziyaretlerimizde yak 12 kişilik bir ekip var. Siz mi yapıyorsunuz? Bizim personelimiz yapıyor. Siz, evet. Kınık Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi yapıyor. Profesyonel bir ekibin koordinatörlüğünde bu yapılıyor. Sosyolojik bir anket. Burada siyaset sorulmuyor. Parti sorulmuyor. Oy verir misiniz diye bir şey sorulmuyor. Burada yapılacak tek şey, kapıyı çalıyoruz. Eve diyoruz ki, işte biz Kınık Belediyesi'nden geliyoruz. Doktor Sadık Doğru'nun selamı var. Bizi 10 dakikalığına misafir eder misiniz? Bizi misafir ediyorlar. Biz orada bazı verileri izin alarak kayıt altına alıyoruz. Diyoruz ki işte ablacığım, teyzeciğim, zaten kapı numarası belli, sokak numarası, kimlik numaraları belli. TÜİK'ten de veriler alıyoruz. Adınız Ali, Veli, Hüseyin, Ayşe teyze, Fatma teyze, çocuklarınız şunlar şunlar. Bunların doğum tarihlerini alıyoruz. Sonra bunların evinde özürlü var mı? Çalışan var mı? İşsiz var mı? Üniversitede, özellikle üniversitede okuyan var mı? Lise düzeyinde üniversiteye hazırlanan var mı? Özürlüse ilaç raporu var mı? Sağlık raporunda bez raporu var mı? Devletin bazı biliyorsun sağlık efendim çok imkanları var. Evet. Yatalak raporu var, bakıcı maaşı var, özürlü maaşı var. Bu tip imkanlardan ulaşamayanları ulaştırmak adına bu verileri alıyoruz. Sonra diyoruz ki evin reisi ne iş yapıyor? Madende çalışıyor, tarımcı. Ortalama aylık geliri nedir? Çok biz maliyeci gibi sormuyoruz yani. İhtiyaçlı mısınız değil misiniz anlamında. Biz üç aşağı bir yukarı ailenin tüm dediğini yazıyoruz. Bir de gözlemliyoruz evin içinde. Ondan sonra diyoruz ki sizin ailenizin belediye başkanından bir talebi var mı? Dediklerini. Ne çıkıyor genelde talep konusunda? Yani ihtiyaçlar eğer hastasa sağlık talepleri oluyor. Başka ihtiyaçları varsa mahremiyeti saklı kalmak şartıyla işte hasta imkanı, işsizse oğluma iş diyor, çocuğum okuyor diyor. Sonra diyoruz ki sokağınızın, kapınızın önünde bir talebiniz var mı? Diyor ki mesela şurada bir işte talep çukur var kapanmadı. İşte bir tadilat için kazdılar kapatmadılar. Ya da diyor ki sokağımda parke taş yok. Ya da diyor ki var ama bozuldu. Bunları izin verirse fotoğraf da çekiyoruz. Yani eksikleri. En son diyoruz ki köyünüz ya da mahallenizde ne var? Atıyorum diyor ki halı saha ihtiyacımız var. Diyor ki düğün salonu ihtiyacımız var. En son diyoruz ki son soru Kınık ilçesi olarak başkandan ne istiyoruz? Diyor ki hastane istiyoruz. Mesela birinci o çıkıyor. Bir mi hastane? Hastane bir. Biri de yapıyoruz. İlçe merkezinde doğalgaz istiyoruz. Onu da yaptınız. Onu da yapıyoruz. Yapılanları diyoruz ki yapılanları nasıl öğreniyorsunuz? Size nasıl ulaşıyor belediye başkanı? Diyor ki birebir şahsından ulaşıyor. İşte SMS'ten ulaşıyor. İşte sizin türlü basın yayın organlarından. Bu çok önemli diyoruz. Buradan ulaşıyor. Kahvede gazeteden okuyor. Yerel basından ulaşıyor. İşte köylü Ahmet Ağa Mehmet Ağa sohbetlerden ulaşıyor. Ulaşamıyorum diyorsa onu da yazıyor. O da benim için değerli bir şey. En son diyoruz ki Kınık Belediyesi'ne hiç geldiniz mi? Diyor ki evet geldim. Başkanla görüştünüz mü? İşte cevap veriyor. Ya da görüşemediyse diyor ki geldim görüşemedim diyor. Ya da geldim yoktu diyor. Ya da geldim Allah razı olsun selam söyle diyor. Ne diyorsa onu yazıyor. En son diyoruz ki nasıl buldunuz? Aksayan bir yönümüz var mı belediyenin içinde? Diyor ki o birim bu birim ama teşekkür ediyor ama serzenişte bulunuyor. Biz bunu anlatıyoruz. En son diyoruz ki son 2 yılda belediye başkanından ne istiyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Artık 2018'de yaparken işte son 1,5 yılda diyeceğiz. Evet. O da diyor ki işte hastaneyi bitirsin. Ya da diyor ki atıyorum herkesin sokağımın parke taşını yapsın. Ya da diyor ki İşte çocuklar bizim gençler düğün salonu istiyor onu yapsın. Ya da yaptığınız ya da zaten yapmakta olduğunuz şeyler çıkıyor. Tabii ki yapmadığınız bir şey
Çıkmıyor mu? Yani bizim sözümüzde verip de yapmadığımız değil, yani, söz vermeyip de yaptıklarımız var. Mesela açısından. Bu doğalgaz için biz seçim kampanyasında böyle söz bir söz vermedik. Evet. Şu öğretmen evi için böyle bir söz vermedik. Ama baktık ki ihtiyaç. İzban için de böyle bir söz vermedik. Artık havaalanı falan istemeye başlıyorlarmış. Yok, bunlar şimdilik yetiyor. Ama bunlar bana çok iyi bir veri oluyor. En sonunda özel iletmenizi istediğimiz bir şey var mı diye soruyoruz. Orada biraz özel şeyler yazabiliyorlar. İşte diyor ki benim oğlum sınavlara girecek, yardımcı olur mu? İşte benim oğlum işte şu okulu girecek, mülakatı var, yardımcı olur mu? Şu kuruluşta işimiz var. Yani belediye dışında. İşte farklı kurumlarda. Yani iktidar olmanın getirisi var ya. Bu tür beklentilerini de yazıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Bu uygulamanın başka yerde bir örneği var mı, yoksa ilk kınıkta mı uygulanıyor acaba? Muhtemel vardır. Yani ben hep duymadım. Yakın çevrede yok. Onu söyleyeyim. Sonra bunlar bize getiriliyor. Ben bunları ortalama akşamları bunu araştırmayı yapan kişi kod ismi yazıyor. Onun da ben adını bilmiyorum. Mesela 005 999 tabi. Personelin kod ismi var. Kod ismi var. Hani onu hangi personelin yaptığını ben bilmiyorum. Yazdığını bilmiyorsunuz. Duygusallık karışmasın diye. Tamam mı? Koordinatör firma, ekip, koordinatör hepsine bir kod ismi verdi. Ben 999 hani iyi çalışıyor, 555 iyi çalışmıyor. O beni işte siyaseten seviyor, bu sevmiyordur, onun amcası iyidir, bunun dedesi şucudur dememek için. Ben o kısımlara çok bakmıyorum, o zaten yazmıyor adı. Akşamları ben bunları biraz ders çalışıyorum. Bir ziyaretçi şahıs da 10 ya da 15 aileyi ziyaret ediyor günde. Öyle çok baştan savma bir şey değil. Hızlı hızlı yapıp da hani anketçi gibi Ali Veli Hüseyin falan öyle değil. Evet. Benim için de değerlisi bu zaten. En sonunda gözlemci notu diye bir şey var. Orada herkese tam dokunmuş oluyor. Tabii. Evet. Gözlemci notu çıktıktan sonra diyor ki gittim evde iyi karşıladılar, samimiydiler. Gerçekten bu ihtiyaçları karşılanırsa başkanımızın direkt ilgisi artar ve bazı projeler işte fen işlerine aittir. Bazıları zabıta aittir ama bazıları da direkt benim çözeceğim şeylerdir. Evet. Oraya bir yıldız koyuyorlar. Direkt başkanımızı ilgilenmesi gerekmektedir. Bunları akşamdan okuyor muyum? Onların özel olanlarını ayırıyorum kenara. Hatta fotoğrafını çekiyorum. Sonra haftada bir değerlendirme toplantısında o özel konuları ilgili birimlere dağıtırken birazcık daha öne çıkıyoruz. Diyoruz ki bu çok önemli. Bunu bugüne kadar yapmamışız, atlamışız, ulaşamamışız. Bu bizim yanlışımız, hatamız. Bunu hızlı yapalım. Bunu orta vadede yapalım. Tabii o köy için konuşuyorum. Bu da yapılamayacak bir şey. Mesela yapılamayacak bir şey istiyorlar dediğiniz gibi. Hani taleplerin sonu yok. Evet. Bunları da diyoruz ki yapamayacağımızı da uygun dille anlatalım. Bu birinci etap. Sonra ben hızlıca kendi ekibimi o sokaklara, o mahallelere yolluyorum. Bazılarını da denemek için ben de telefon açıyorum. İşte teyze nasılsınız? Bizim ekipler gelmiş, böyle bir talebiniz olmuş. Ben bunu o gün göremedim, duyamadım ama ilgileneceğim. Ya da bitti, teşekkür ediyorlar. Sonra bunun sağlamalarını yapıyoruz. Kişilere yaptığımızı bir şekilde iletiyoruz. Şimdi ikinci etap, Ocak ayının hemen hemen işte 3'ü 5'i gibi başlarız. İkinci etaba çıkacağız. Ellerinde tabletler ve bunlar tabii dijital olarak bilgi işlemden giriliyor, arşivleniyor. Bana diyelim ki işte vatandaş kapıyı çalıyor, geliyor. İşte A köyünden Ali Veli geldi. İşte başkanım bizim şuna ihtiyacımız var. Ben şunu diyorum. Bizim ekip sizi ziyaret etmiş miydi diyorum. Evet diyor, sağ olsunlar gelmişti. Ben hemen tırt bakıyorum. Ziyarette amcanın bana ilettiği sorunu söylemişler mi ya da bizimkiler bu sorunu alabilmiş mi? Bu da bizim giden ekibin testi oluyor. Evet. Oradan sonra işte bir takım sosyal ihtiyaçların karşılanması aşamasında diyorum ki siz o gün demişsiniz şunları yapmışız. Evet, Allah razı olsun yaptık. Yapamadığımız bunu da diyorum ki bir sonraki dönem yaparız. Bir sene sonra yaparız. 6 ay sonra yaparız. Ya da diyoruz ki ya elimizden bu kadar geliyor amca. Çayımızı içelim, birbirimizi kandırmayalım yani. Bazı şeylerde yapılamayacak şeyler oluyor. Ben bundan çok verimli dönüşler aldım. Geri dönüşler aldım. Muhtemelen 2018'in hemen ilk 3 ayında 2. etabını yaptıracağım. Sonuna doğru da 3. etabını yaptıracağım.